Selamun aleyküm. Bugünkü işimiz bu. Bu kütükleri adam edeceğiz. Bakalım. Ölçülerimiz burada. Tornamız burada. Takımlar burada. Önce küçük matkap, sonra büyük matkap. Daha sonra delik kateri gibi devam edip gideceğiz. Hadi bakalım. Elmamızı yiyelim, deliğimizi delelim sloganıyla delik delmeye bismillah. Önce bir küçük matkapla dele. Bunun amacı kolumuz yorulmasın, bir de matkap zorlanmasın diye. Önce küçük, sonra büyük. Böyle uzun delik delirken böyle deldiniz, sesten belli olur zaten. Fazla sıkıştırmayın matkabı. Arada bir şöyle boşaltın. Yoksa sarıyor yani. İçinde kalıyor. Çıkartması çok zor. Bak şu talaşı bir çıkartmanız lazım. Ondan sonra tekrar girin. Şimdi büyük matkapla, 50 matkapla deliyoruz. Bak ben bunu böyle deliyorum. Buradan delmiyorum. Böyle bir 30 anahtarımı buraya tutturdum. Onun yardımıyla şu mesafeyi biraz daha uzatırsanız kolay delersiniz. Aklınızda bulunsun. Bak göstereyim şimdi. Delme işi biraz daha rahatlıyor. Şimdi bunların delik işlemi bitti. Ama bunlar farklı farklı. En küçük delik 65'ten başlıyor, 90.10'a kadar gidiyor. Bunun için size lazım olacak böyle bir ekipman var, hassas delikler için. Bir de tabii mikrometreleriniz olması lazım. O hassasiyeti ayarlayıp bundan da sıfırlayacağınız. Böyle şık bir kutusu var. Burada bakın 50'den başlıyor. Bize de zaten bizim deliğimizde 65'ten başlıyor. Bu bizim işimize yarar. 65'ten tam 105 milimetreye kadar bundan işlem yapabilirsiniz. Evet, ben şimdi şu 90.10 var, 89.10 olanları işleyeceğim, ikişer tane. Onun için buradan hangisini alacağız? Buradan 90 olan bizim işimizi görecek. Bunun şöyle bir civatası var. Bakın şurada, bunu gevşediyoruz. Bunun içi faturalı. Bu 90'ın, burası da üstten faturalı. Bunu buraya takıyoruz. 90 olanı taktık. Bu da kapak gibi, onu sıkacak. Üstten de onu taktık. Burada civatası var. Onu sıkıyoruz. Bakın. Böyle şurada arkada da böyle bir çentiği var. Buna bastım mıydı saat oynuyor. Şimdi bu 90 oldu. Ondan sonra mikrometremiz devreye giriyor. 75-100 mikrometremiz var. 90 işleyeceğimiz için. Bunu açıp 90.1'e ayarlayacağız bizim ölçümüze. Bunu içinde sıfırlayıp kullanmaya başlayacağız. Tabii ki her seferinde mikrometre kullanırken sıfır olup olmadığını kontrol edin. Şöyle bir, bu 75-100 olduğu için bakın 75'lik bir mastarı var. Bunu araya sıkıştırıp
sıfır mı değil mi kontrol edin. Bu sıfır. Bunu alabiliriz. Bu şekilde. Daha sonra mikrometremizi şu 90.10 ayarlayacağız. Bakın. 90.10 aralığı o şekilde ayarladık. Bu araya onu alıp saati sıfırlayacağız. 90.10 olmuş olacak. Şimdi bunu taktıktan sonra mikrometreyi de 90.1'e ayarladıktan sonra, yani sizin kendi ölçümünüze bak. Şöyle o ucuyla şu ucunu şöyle bak. Şuradan sıfıra böyle ayarlıyorsunuz. Yani şu şekilde alttan mikrometreye göre ayar yapmış oluyorsunuz. Tekelle olmuyor. Tekelle nereye kadar, ama işte yine de göründü. Şöyle bak, sıfır. Bir ring sıfırı. Bu sizin 90.1 ölçümü. Buna göre malzemenin içini işleyeceksiniz. Delik komparatörü, delik saati diye geçiyor. Evet, şimdi delmiş olduğumuz malzemenin alnından temizlik alacağız. İçini işleyeceğiz. Hassas işleyeceğiz içini. Daha sonra içten bağlayıp boyunu tamamlayıp dışını işleyeceğiz. Malzemenin dışında az talaş var. Dışını düzeltmemiz lazım. Malzememizi sıkalım. Dediğim gibi alından temizlik, iç çap hassas. Şimdi dıştan bağla. Daha sonra içten bağlayıp boynu tamamlayacağız. İki punta arasında dışını işleyeceğiz. Buradan boyu tamamlamıyoruz. Burayı kontrasya sıyoruz. İçten bağlayıp ayağımıza dayadığımız zaman sıfırlamış olacağız. Yani dayama olarak kullanacağız burayı. Tam boyu buradan tamamlamayacağız. İçini işlerken ilerlemeyi düşürmeyi unutmayın. Yoksa kötü sonuçlar doğurur. Biraz su kullanalım. Şimdi birazdan dışı içini hassas işleyeceğiz. Temin ayarladığım komparatör saatiyle. Komparatör saati kumpastan falan iyi yani. Böyle hassas işlerde onu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu da ayrıyetten buradan sökülüyor yani. Onu temin söylemeyi unuttum. Bu sökülüyor, çıkıyor. Şurada bunun da şey var, sıkma yeri. Böyle şık bir şey. Şurada ölçme aralığı yazıyor. 50'den 160'a kadar diyor. %1 hassasiyetini ölçer diyor.
Abi onun için mikrometre izin de olması lazım. Belli bir noktaya kadar, yani 90 nokta ona işleyeceğim. 89.5'a kadar falan kumpasla ölçmeye devam ediyoruz. O hassas sınırda bundan ölçmeye başlıyoruz artık. Ali bakımda ya. O yanına gitti herhalde, bakım yapıyor. Burada yok. Özgür renkisi gitti la oraya doğru. Buraya hiç uğramadı ama. Buraya uğramadı. Artık hassas salaşlar vermeye başladık. En az 2-3 kere veririz. Bu arada parçayı da iyice soğudum. Isı çok az olursa etki eder ölçüye. Isının etki ölçüsü var. Bundan sonra bir daha ölçeceğiz. Ona göre hassas ölçüyü vereceğiz. Yalnız tezgah konik gidiyor. Ben elimle dibe doğru biraz ölçüyü arttırarak tamamlamaya çalışıyorum ölçüyü. Devirin dozunu biraz daha arttırdım. Ona hassas davranın, biraz hassas bir alet. Bakın şöyle. Uç taraflarda %15. İçe doğru %20. Yani ben içe doğru %5 daha kaydıracağım elimle. Ortayı biraz geçince %5 daha sporttan vereceğiz. Çünkü konik gidiyor makine. Yapacak bir şey yok. O şekilde ayarlamaya çalışacağız.
burada sıfır. Görünüyor mu bilmiyorum. Burada iyi. Gidiyoruz. %5. %10'a kadar gidiyor. Tonik gidiyor yani. Tekrar vereceğiz. Yine emin olalım da. Makine konik, kızaklar bozuk olduğu için konik gidiyor. Biraz uğraştırıyor böyle eski tezgahlarda iş yapmak. Ön taraf tamam olduğu için fazla taraş vermeyeceğiz oraya. İleriye doğru taraşı arttırdık. Ya bozduk ya yaptık. %2, %3 oran önemli değil. Tamam, şu anda deliğimizi işlemiş olduk. Şu şekilde oynatmanız lazım tam ölçüyü görebilmeniz için. Delik kumpuratörüyle bu şekilde çalışılıyor. Dediğim gibi çok hassas bir alet. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi şu ağza bir tahkir alalım. Tekrar şöyle yüzeyden bir siliyoruz hafiften. Çünkü salgılanmış olabilir, bakın hafif salgı var. Onu alıyoruz. İşlemi tamamlıyoruz. Şimdi dediğim gibi bu taraftan bağlayıp içinden, şimdi dışından bağladık. Daha sonra içinden bağlayıp iç ve yüzey paralel olacak. Boyunu tamamlayacağız. Bak ne güzel oldu, gördün mü? Şimdi içinden bağlayıp boyunu tamamlayalım.
içi, boyu tamam. Sadece dışı kaldı. Şimdi iki punta arasında dışlarını işleyeceğiz. Bir, iki. İki punta arasında. Kameranın şarjı az da kapandı mı diye baktım ikide bir. Bitti. Bu işte bu kadar. Bunun da sonuna geldik. Umarım yararlı olmuştur. Esen kalın, hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle.